Bana biraz su verebilir misin? Tamam, teşekkür ederim. Hizmetin için teşekkür ederim, sağ ol. Program başlamış. Arkadaşlar, çok su içiyorum bu aralar. Sizlere de çok su içmenizi tavsiye ediyorum. Ve az önce program başladığında arkadaşım bana su veriyordu. Ondan su istedim. Şunu unutmayın ki arkadaşlar, bazen birimiz bir şey istediğinde ona bir şey getirmek, ona bir şey vermek ondan istemekten daha iyidir. Birilerine eğer bir şeyler getirirsek, verirsek, ikram edersek, hizmet edersek bu gerçekten karşımızdaki kişiyi çok mutlu eder. Neyse, şimdi konumuza dönelim. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve sevinç dolu çok güzel bir gün olsun. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Bugün neler yaptınız? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Duaya ihtiyacınız var mı arkadaşlar? Eğer özel istekleriniz varsa, özel dua konularınız varsa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşın. Bizler her zaman sizlere yardım etmek, sizler için dua etmek için hazır bekliyor oluyoruz. Şimdi konuşmaya devam etmeden önce birazcık su içmek istiyorum. Eğer sizin de etrafınızda su varsa, özellikle artık havaların ısındığı bu günlerde su içmeye dikkat edelim. Siz de benimle birlikte su içebilirsiniz. Oh, su içmek çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi sizlere bir sorum var. Tanrı'ya hizmet ediyor musunuz arkadaşlar? Peki sizce Tanrı'ya hizmet etmek ne demek? Bazen büyüklerimizden, anne babalarımızdan, pastörlerimizden duyuyoruz. Hizmet etmek diyoruz. Kilisede hizmet etmek, Tanrı'ya hizmet etmek. Böyle şeyler söylüyoruz. Peki sizler Tanrı'ya hizmet etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Peki ya Tanrı'yı, şimdi bu Tanrı'ya hizmet etmek konusunu bir kenara koyalım. Peki size şunu sormak istiyorum. Sizler insanlara hizmet ediyor musunuz? İnsanlara hizmet etmek ne demek peki sizce? Peki ya da şunu sorayım. Hizmet etmek dediğiniz zaman aklınıza büyük şeyler mi geliyor? Tanrı'ya hizmet etmek, insanlara hizmet etmek dediğiniz zaman aklınıza kocaman şeyler mi geliyor? Eğer öyleyse birazdan bu düşünceyle ilgili konuşacağız ve bu düşüncenizi birlikte değiştireceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce şimdi hepimiz şöyle bir Ege'yi özlemedik mi? Haydi bir Ege'ye gidelim, bize anlatacaklarını dinleyelim, ondan sonra yine burada buluşalım. Kelebekler ne güzel. Ah, soktu. Kelebekler de kan içer. Fakat bu özelliği insan kanındaki teodromin maddesi yüzünden kullanamazlar. Nasıl soktu acaba? Minik bir mutasyon olabilir. Balık bulu ruj yapımında kullanılan temel maddedir. Ruj sürmüş biri sizi öperse balık yemiş gibi olursunuz. Karınca yiyenler günde 35 bin karınca yer. Düşünsenize, çok fazla. Dünyada en çok satılan oyuncak Rubik küptür. Gözlerimizi dakikada 12, hayatımız boyunca da 1 yıl kırpırız. Baksanıza. 2 yıl oldu. Venüs de güneş. Batıdan doğar, doğudan batar. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Üç renkli kedilerin hepsi dişidir. Genetik olarak yani. Nil timsahları nefeslerini su altında 2 saat tutabilirler. Evet sevgili Ege, sana buradan kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsın. Şimdi arkadaşlar, sizlere az önce sorduğum sorular tabii ki de yine bugünkü görevimizle ilgiliydi. Belki kafanızda bir şeyler oluşmuştur ama gerçekten bugün yine sizler için hazırladığım görev bugünlük değil, ömür boyu yapmanız gereken, uygulamanız gereken bir görev. Eğer hazırsanız birlikte 3'ten geriye doğru sayalım, sonra da karşımızda görevimizi görelim. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Hizmet ederek Tanrı'ya hizmet et. Senin için hazırladığım görev bu.
Yani aslında bu cümleden şunu anlayabiliriz. Tanrı'ya hizmet etmek nasıl olur diye düşündük ya biz. Aslında insanlara hizmet ederek Tanrı'ya hizmet edebilirsin arkadaşım. Peki sana şunu sormak istiyorum. Hizmet etmek deyince aklına böyle büyük, kocaman, çok büyük sorumluluklar aldığın, uzak bir yerlere gittiğin bir görev mi olmalı sence? Mesela hizmet etmek özellikle Afrika'ya gidip oradaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek mi? Bence değil. Ya da doktor olup insanları iyileştirmek mi? Ya da ameliyat etmek mi sadece? Hayır, sadece böyle bir şey değil arkadaşım. Sadece bunları yaparak hizmet etmiş olmazsın. Hizmet etmek için yapabileceğin çok şey var ve biliyoruz ki biz insanlara hizmet etmek Tanrı'yı mutlu eder. Çünkü insanlara hizmet etmek aynı zamanda Tanrı'ya hizmet etmektir. Ama tabii ki de sadece insanların söylediği şeyleri yaparak değil, Tanrı'nın insanlara, yani Tanrı sana söylüyor, insanlara şunu yap diyor. Mesela insanları sev diyor, komşunu sev diyor. İşte o zaman sen bunu yaparsan hem insanlara hem de Tanrı'ya hizmet etmiş olursun. Eğer hizmet etmek istiyorsan mesela şunları yapabilirsin. İnsanlara yardım edebilirsin. İnsanlar için dua edebilirsin. Ailenin sözünü dinleyebilirsin. Annene babana itaat edebilirsin mesela ve öğretmenine. Ve insanları sevebilirsin. Aslında bu yapabileceğin en güzel hizmet. Ve insanları affedebilirsin. Sana kötü bir şey yaptıklarında, seni kızdırdıklarında, seni üzdüklerinde onları affedebilirsin. Ya da diyelim bir arkadaşının bir problemi var. Senden yardım istiyor ya da sadece teselliye ihtiyacı var. Bunları yaparak aslında Tanrı'ya hizmet etmiş olursun sevgili arkadaşım. Öyleyse sen bu görevini yerine getirirken ben çok merak ediyorum neler hissettin, neler yaptın. Ve şimdi sen bunları düşünürken ben seni kumdaki hikayelere gönderiyorum. Kumdaki hikayelerden sonra da burada birlikte yine konuşacağımız şeyler var. Bir gün adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya doğru gidiyordu. Aniden eşkıyalar yolunu kesip adamı öldürüseye dövdüler. Bütün eşyalarını çaldılar. Bu kadarla kalmayıp adamı o halde bırakıp gittiler. Bir müddet sonra bir kâin aynı yoldan geçiyordu. Yolda yatan ve acı içinde bağıran adamı gördü. Maalesef hiçbir şey yapmadan yoluna devam etti. Daha sonra bir levili de aynı yoldan geçiyordu. O da yolun kenarındaki yaralı adamı gördü. Ve yine yardım etmeyerek geçip gitti. Sonunda yolculuk yapan Samiriyeli bir adam yolda acı içinde yatan yaralı adamı gördü. Hemen ona yardım etti ve ilaç vererek yaralarını iyileştirmeye çalıştı. Daha sonra yaralı adamı kendi eşeğine bindirip en yakın hana ulaştırmak için yola çıktı.
Han'a ulaştıklarında Samiriyeli adam han sahibine parayı ödedi ve yaralı adamdan bir şey istememesini, hatta daha fazla harcama yaparsa da yol dönüşünde ödeyeceğini söyledi. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Luka 10. bölüm 27. ayet. Sevgili arkadaşım, Tanrı'nın sözüne hoş geldin. Bugün yine seninle birlikte Tanrı'nın sözünü öğreneceğiz. Tanrı'nın geçmişte neler yaptığı hakkında fikir sahibi olacağız. Böylelikle Tanrı'nın hem bugün hem de gelecekte neler yapabileceğini tekrar hatırlamış olacağız seninle birlikte. Biz en son İsa Mesih hakkında konuşuyorduk. O doğdu, ondan sonra büyüdü, Yahya'dan bahsettik, Yahya onu vaftiz etti ve bakalım acaba ondan sonra Mesih'in bu dünyadaki hayatı nasıl devam etmiş? Bu bölümün adı Haydi Gidelim. Hadi bakalım acaba nereye gidiyoruz? Bu hikaye bizi nereye götürecek? İsa vaftiz olduktan sonra hemen çöle gitti. Çölde ne işi var? Çok sıcak olmaz mı? Birisinin oraya gitmesi sana biraz tuhaf gelebilir. Ne de olsa çöller çok sıcaktır. Oraya gittiğin zaman çok terleyebilirsin ve koşmaya enerjin bile olmaz. Orada su ya da yiyecek bulunmaz ve kalacak hiçbir yer yoktur. Peki o zaman İsa Mesih senin orada ne işin var? Birazdan öğreneceğiz birlikte. Ama İsa'nın tek başına bir yerlere gitmeye, biraz yalnız ve sessiz kalmaya ihtiyacı vardı. Göksel babayla birlikte zaman geçirip yeni hayatına hazırlanması gerekiyordu. Çöldeyken İsa babasıyla birlikte yaptığı gizli kurtarma planı hakkında düşündü bu sessizliğin içinde. Dünyanın temelleri kurulmadan önce ikisi de ne olması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Tanrı'nın çocuklarını kurtarmak için İsa'nın ölmesi gerekecekti. Biliyorum bu üzücü bir haber ama merak etme arkadaşım, bizler Mesih'in sonrasında dirildiğini biliyoruz. Başka bir yol yoktu. Onun gelmesinin nedeni buydu. Ama o eski düşman, hani bahçede yılan aracılığıyla Adem ve Havva'ya konuşan var ya, işte o, hatırladın mı onu? O İsa'nın Tanrı'nın halkını kurtarmasını istemiyordu. Yani onun ölüp ölümden dirilmesini istemiyordu. Bu arada dirilmek diyorum ama dirilmek kelimesinin anlamını size kısaca tekrar hatırlatmak istiyorum. Dirilmek demek biri ölmüşse onun tekrar yaşama dönmesi anlamına gelir aslında. Ve bunda korkulacak bir şey yoktur. Çünkü Mesih zaten aslında her zaman yaşayan bir Tanrı. Bunu her zaman biliyoruz. Ve bütün bu olanlar zaten Tanrı'nın plan listesinde yazılıydı. Bu yüzden İsa'ya yalan söyledi o eski düşman, tıpkı Adem ve Havva'ya yaptığı gibi. Sen gerçekten Tanrı'nın oğlu musun diye fısıldadı. Yazık sana. Belli ki Tanrı seni sevmiyor. Ölmen gerekmiyor aslında. Sen beni dinle. Evet, şöyle yap. Hayır, dedi İsa o yalancıya. Ben Tanrı'nın söylediğini yapacağım, diye onu tersledi. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Aslında bizler bazen bize gelen düşüncelere tıpkı İsa Mesih gibi davranmalıyız. Bazen yine o kötü düşman, biz onu gözlerimizde görmesek bile düşüncelerimizin içinde bize böyle bizi bir şeylere ikna etmeye çalışıyor. Düşüncelerimizi değiştirmeye çalışıyor. Mesela yeteri kadar sevilmediğimiz, Tanrı'nın bizi yeteri kadar koruyamayacağı, bizim korkularımızın çok büyük olduğu gibi şeylere bizi inandırmaya çalışıyor. Ama bizler bunu hissettiğimiz zaman onu aynı Mesih gibi hayır seni dinlemeyeceğim, sen yalan söylüyorsun, benim Tanrım beni çok seviyor, benim Tanrım beni her şeyden koruyabilir demeliyiz. İsa Adem gibi değildi. İsa yeni bir tür insandı
Düşmanın söylediği korkunç yalana inanmadı. İsa, Tanrı'nın onu sevdiğini biliyordu çünkü. Ne olursa olsun ona güvenecekti. Ne olursa olsun. Çünkü Tanrı onu ne kadar çok sevdiğini ona söylemişti. Ve İsa o düşmana inanmak yerine Tanrı'ya inandı. Tıpkı onca yıl önce Tanrı'nın Adem ve Havva'ya söz verdiği gibi İsa yılanın yaptıklarına karşı savaşmak için gelmişti. Günahı, karanlığı ve gözyaşlarını yok edecekti. Acı çekecekti evet ama sonunda kazanacaktı. İsa çölden ayrıldı ve büyük kurtarışa başladı. Tanrı'nın halkını geri kazanacaktı. Ama önce bazı yardımcılar ve arkadaşlar bulması gerekiyordu. Yapacak bir sürü iş vardı. Ona yardım edecek insanlara ihtiyacı vardı. Acaba iyi bir yardımcı nasıl biri olmalıydı diye düşünüyorsun. Akıllı biri mi? Zengin biri mi? Güçlü ve önemli biri mi sence? Mesela bir kral gibi. Bazı insanlar öyle düşünürdü. Ama artık onların yanıldığını söylememe sanırım gerek yok. Çünkü Tanrı'nın kullandığı insanların bir sürü şey bilmesi ya da bir sürü şeye sahip olması gerekmiyor. Sadece Tanrı'ya çok ihtiyaç duymaları gerekiyor ve Tanrı'yı çok sevmeleri. Bir gün İsa Celile Gölü'nün yakınında yürürken birkaç kardeş ve arkadaşın birlikte ağlarını tamir ettiğini gördü. Yoksul balıkçılardılar onlar. İsa onlara seslendi. Hadi gidelim. Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna, bu kişilerin adı bunlardı, adama baktı. Aslında teknelerinin yerine konması, ağlarının tamir edilmesi gerekiyordu normalde. Ve sahilde kıpraşan balıklar vardı. Ama bu yabancıya baktıklarında nedense ona hemen inandılar. Çünkü o İsa Mesih'ti. Ve hemen ağlarını, balıklarını ve teknelerini, her şeylerini bırakıp onun peşinden gitmek istediler. Demek ki Mesih İsa'nın o kadar çağıran bir hali vardı ki belki çok tatlıydı, belki çok sevgi doluydu. Ve onlar yapmaları gereken bütün işi bırakıp bir anda tanımadıkları birinin, yani İsa'nın peşinden gitmeye başladılar. Bu Tanrı insan daha önce karşılaştıkları herhangi bir kimse gibi değildi. İsa'ya baktıklarında yürekleri harika ve bitmeyen türden bir mutlulukla doldu. Sanki içlerinde büyük bir çayırda özgürce koşuyorlarmış gibi hissediyorlardı İsa'nın peşinden giderken. İsa 12 kişinin yardımcısı olmasını istedi. Petrus, Andreas, Yakup, Yohanna, Matta, Filikus, Bartalmay, Thomas, bir Yakup daha, Simon, Datay, Taday ve Yahuda. İsa ile karşılaşmak hepsinin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Arkadaşım, biz de onlardan biriyiz. Biz de Mesih'i takip eden ve onun ne kadar sevgi dolu olduğunu bilen onun öğrencileri gibiyiz. Ve tıpkı bizler de bazen her şeyimizi bırakıp Mesih'e bakmalıyız. Evet sevgili arkadaşım, bugün de Nora ablandan bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz ama sen o zamana kadar bu söylediklerimi iyice düşün. Mesih'in öğrencisi olmak, Mesih'i takip etmek acaba ne demek? Elimizde olan her şeyi, bütün duygularımızı bir anda bir kenara bırakıp Mesih'in peşinden nasıl gidebiliriz? Tabii ki de bence onunla özel zaman geçirerek, yani onunla konuşarak, ona sadece günümüzün nasıl geçtiğini anlatarak ya da onun bize kutsal kitap aracılığıyla yap dediği şeyleri yaparak bence bunu yapabiliriz. Sen bu konuyu iyice bir düşün. Eğer anlamadığın bir şey varsa bizlere ulaşabilirsin. Nora Aban seni çok seviyor. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşça kal. Yetiştin mi? Nereye Zi? Programa mı? Evet yetiştim, doğru. Küçük kardeşlerimize yerler vermiştik. Öğrenip bize söyleyeceklerdi. Telefonla bağlanacaklardı. Zi, araştırıp öğrenmelerini istedik ama bizi aramalarını söylemedik ki. Söylesek, telefon versek emin ol yaparlardı. Bence yanlış hatırlıyorsun. Oo! Hafızan beni yanıltmıyorsa? Hafızan seni yanıltıyor Zi. O zaman sen anlat. Tamam, hemen anlatmaya başlıyorum. Kameram nerede? Evet.
Haberciler Pavlus'a ayrılacağı gemiye kadar eşlik etmişlerdi. Burada kalmıştık. Bunun öncesinde de Pavlus diğerleriyle limanda buluşup önce Midilli, Sakız, Sisam ve sonunda Miletos'a varmıştı. Hepsinden önce de Silas ve Luka diğerleriyle birlikte Assos'a gitmişti. Bak şimdi bu yerlerin isimlerini ne yapıyorsun Zil? Ne oldu ya? Geriye sorup anlatmaya başladın. Geriye sarma tuşu falan mı var mı? Neden geriye doğru anlatıyorsun? yok öyle bir tuşum yok. O yerlerin isimlerinden tekrar bahsetmek ve nerelerde geçtiğini belirtmek istedi. Tamam o zaman ben de düğmem var sandım. Yolculuklar zaten karışık. Bir de geriye doğru anlatınca senin rastalı saçlarına dönüyor. Benim rastalı saçlarım gayet nizamlı aslında Zil. Karıştırma nizamı mizamı me. Nizam da neymiş? Nizam da kimmiş? Ya düzen düzenli yani. Tamam o zaman. O zaman demek ki benim saçlarıma dönüyor. Assos. Assos evet. Assos. Assos'u ben anlatayım bari. Assos günümüzde Çanakkale ili sınırlarında kalan çok büyük ihtimalle antik kent. Ayvacık ilçesi içinde yer alıyor. Burada Apollon Tapınağı gibi Yunan mitolojisinden kalma eserler de bulunuyor. Sen harikasın Zi. Gezgin kardeşim benim. Ben de adalarla devam edeyim öyleyse. Midilli. Evet Midilli. Midilli dağlık bir ada. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alıyor. Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası. Kime ait? Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıysa kime ait olur? Yani? Hiç anlamadım. Ya Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak elbette Yunanistan'a aitsi. Girit ve Eğriboz'da en büyük ve ikinci en büyük ada. O zaman onlar da Yunanistan'a ait olmalı. Garip bir mantıkta ilerliyoruz diye. Dilersen ben Sakız Adası ile devam edeyim. Öt bakalım. Evet. Sakız Adası da Ege Denizi çevresinde irili ufaklı birçok adayla birlikte anılan bir bölge olarak sayılabilir. Bu idari bölgenin merkezi olan şehrin adı da Sakız olarak adlandırılıyor. O adaya gitmiştim mi, çiğnemiştim orayı mı? Tam adına yakışır biçimde. Peki Zi. Sisam ve Miletos'u da sen anlat istersen. İsterim. Sisam, daha önce de bahsettiğimiz gibi Ege Denizi'nde Dilek Yarımadası'nın karşısında yer alan bir ada. Milet olarak da anılan Miletos ise günümüzde Aydın ilimizin sınırları içerisinde bulunan bir antik kent. Bu şehrin yerleşim geçmişi ta taş devirlerine kadar ulaşır derler. Ya. Doğru olabilir. Sonuçta oradaki tüm tarihi eserler taş halde. Yani taş devrinden kasıt aslında bu anlama gelmiyor ama ben senin bu benzetmeni espri olarak kabul edeceğim kardeşim. Öyle mi? Ama hiç komik değil ki mi? Nasıl espri olsun? O da ayrı bir konu kardeşim. Tamam o zaman. Tamam hadi kaldığımız yerden devam edelim. Habercilerin uzun deniz yolculuğunu anımsayarak işe başlayabiliriz. Haberciler düz bir rota seyrederek İstanköy'e vardılar. İstanköy günümüzün Bodrum ilçesinin karşısında bulunan bir Yunan adası. Haberciler bir süre burada konakladıktan sonra Rodos adasına, oradan da Patara'ya geçtiler. Rodos günümüzde yaklaşık 130 bin nüfusa sahip büyük bir yerleşim yeri. Yunanistan'ın 12 adalarının en büyüğü. Patara ise günümüzde Antalya'nın Kaş ilçesinde kalan antik bir kent. Ne güzel. Hem rotayı anlatıp hem açıklamayı veriyorsun kardeş. Kaş dedin de hemen mis gibi kumsallar canlandı gözümde. Tabii. Patara da günümüzde aynı zamanda çok güzel bir plaj zaten. Hadi gidelim o zaman. Ama dur önce bölümü bitirelim. Ne? Gideceğiz mi yani? Ay, harikasın sen bir tanesin kardeşim. Tamam. Ama bölümü bitirelim önce istersen. Tamam. Sonra da Pavlus Antakya'ya döndü herhalde yine. Aa. Olur mu Zi? Daha neler var. Biraz sabret. Tamam. Haberciler bir süre limanda beklediler. Finike'ye giden bir gemi bulmak için. Finike'de günümüzde Antalya'nın batısında yer alan hem turistik hem antik bir yer. Sonra oraya da geçeriz o zaman. Haberciler gemiyi buldular ve derhal denize açıldılar. Kıbrıs Adası'nın güneyinden geçerek Suriye yönüne doğru yol aldılar. Ve Sur şehrine vardılar. Şehirde insanları bulup onlarla 7 gün geçirdiler. Öğrencileri Pavlus'a Yeruşalim'e dönmemesini söyledi ama elçi Pavlus'u bu düşüncesinden vazgeçiremediler. Haberciler Sur şehrinden tekrar yola çıktılar ve Ptolemais'e gittiler. Burada da bir gün geçirip kardeşlerini selamladılar. Ertesi gün tekrar hareket ederek Kayseriya'ya vardılar ve burada elçi Pavlus'un başına ilginç bir olay geldi. Nedir?
Gezelim gezelim dedin ya. Bu ilginç olayı sana yolda anlatacağım. Sen de sonraki bölümde kardeşlerimize anlatırsın. Tabii bir yandan da yeni yer isimlerini ha? Sur, Ptolomaeus ve Kayseriya. Bunlar da değil mi? Evet, Sur, Ptolomaeus ve Kayseriya. Ne güzel aklında tutmuşsun. Şimdi bıraktım, çok karışık çünkü. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Koş, deniz, kum, plaj.